Merhaba TRT Spor Yıldız izleyenleri. Bugün Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sayın Sezer Huysuz'la birlikteyiz. Kendisiyle birlikte bugün olimpiyatlardan, oyunculardan, antrenörlerden ve turnuvalardan bahsedeceğiz. Hoş geldiniz ve teşekkür ederiz kırmadığınız için. Biz teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Sizleri federasyonumuza ağırlamaktan tekrar mutluluk duyuyoruz. İsterseniz hemen olimpiyatlardan başlayalım, yakın bir turnuva olduğu için. Nasıl geçti olimpiyatlar sizler için? İstediğiniz başarıları elde ettiniz mi? Ne gibi tecrübe edindiniz? Tabii olimpiyatlar yani bir sporcunun ve büyük bir federasyonun en büyük organizasyonu. Biz 2016 yılında görev başına geldiğimizde hedefimiz olimpiyatlarda madalya almaktı. En çok katılım sağlamaktı. En çok katılımı sağladık. 6 kotayla olimpiyatlara katıldık. Tabii beklenti olarak madalya beklediğimiz 4 tane branşımız ve sikletimiz vardı. Gerçekten de iyi bir performans sergilediler. Dünya sıralamasında ilk 8'de başladılar. Orada tabii talihsizlikler, kura çekimindeki talihsizlikler, sporcularımızın pandeminin girmesiyle karşılaştığımız sorunlar. En büyük sorunumuz pandemi oldu bizim için. Yani sonuç itibariyle madalya alamadık ama güzel bir olimpiyat geçirdik. Burada güzel tecrübeler elde ettik. Biz de kendimize gelecek adına 2024'te daha nasıl, daha neler yapabiliriz bunları da tecrübe ettik. Siz aslında değindiniz ama ben biraz daha detaya girmek istiyorum. Judo Federasyonu 2024'te 2020'ye nazaran hazırlık sürecinde neler yapıyor daha farklı olarak? Şimdi tamamen bir ekip olarak profesyonelce bir ekip kuruyoruz. Burada eksikliklerimizi dedim ya gördük 2020'deki yaşadığımız hataları, eksiklikleri burada gördük. Şu anda iyi bir ekip oluşturuyoruz ve burada bir psikoloğundan tutun, spor beslenme uzmanına, kondisyonlarına, fizyoterapistleri, masörlerimiz, yani bunların da oluştuğu antrenörlerle birlik büyük bir profesyonel bir ekip oluşturuyoruz. Sağlık kurulumuz, doktorumuza kadar. Onun yanında şimdi olimpiyada giden 6 tane sporcumuz vardı. Şu anda onlar yola devam ediyorlar. Onunla beraber bu 2020 kota mücadelesi veren aşağı yukarı 10-15 tane daha sporcumuz var. Şu anda elimizde hazır 30'a yakın bir sporcu potansiyeli var. Ve bu 30 tane sporcunun da biz olimpiyata gidebilme kapasitesini biliyoruz. Oyuncu yetiştirmeye daha sonra geleceğiz ama Judo Federasyonu antrenör yetiştirme konusunda ne gibi adımlar atıyor? Şu anda bizim zaten antrenör yetiştirme kurslarımızda bizim Dünya Federasyonu'na beraber yaptığımız IJF Akademi var. Aslında dünyanın en sayılı prestijli antrenör yetiştirme kurslarından birisi. Şu anda dünya 2023'te bu IJF Akademi'yi tamamlamayan antrenörlerle mesela koç bakslara oturamayacaklar. Yani Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası veya turnuvalarda bu kursları tamamlamayan antrenörler oralara oturamayacak. Biz bu yönden dünyada üçüncüyüz. Antrenör yetiştirme kurslarında İtalya ve Rusya'dan sonra biz Türkiye olarak şu anda üçüncü sıradayız. Bu da bizim için antrenör yetiştirme seviyesinde de iyi bir seviyede olduğumuzu gösteriyor. Zaten Türkiye Judo Federasyonu ve Bakanlığımız nezdinde de antrenör kurslarımız, seminerlerimiz devam ediyor. Şu ana kadar 1800 tane antrenörümüz var. Birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü, dördüncü ve beşinci kademede. Bu da bizim için iyi bir seviye. Okullarda judo kültürünü yayma adına projeleriniz olduğunu biliyorum. Bu şu anda ne aşamada gidiyor? Şu anda evet okullarda biz zaten tabana ben geldiğim yıldan beri 2016 yılında başladığımızda göreve biz burada en büyük sıkıntımızın tabana inmek, eğitimde bir yerde olmak anlamındaydı. Ve geldikten sonra projelerimizden birisi okullarda judoyu seçmeli hale getirir. Bu 20 ilde 20 okuldu. İlk etapta bunun bütün maliyetini Dünya Judo Federasyonu'yla beraber koordineli yürüttük. Bütün malzemesi, maaşına kadar, antrenör maaşları, judogisi, tatamisine kadar biz AJF'den aldık. Bunun geri kalan ekstrem şeylerini biz federasyon olarak tamamladık. Ve gerçekten iyi bir kazanım elde etmiştik. 2019 Eylül ayında okullarla beraber başladık buna kurs projeye. Ve bu projemiz Mart 2020, 15 Mart'ta biliyorsunuz pandemiyle beraber kapanma başlayınca mecburen ara verdik. Bu dönem içerisinde sadece 20 okulda 6669 tane sporcu yani öğrenci judoyu seçti. Yani 6 aylık bir dönemde bu. Ve bu bizim için çok büyük bir kazanım elde ediyorduk. Pandemiyle durdu ama pandemi süreci bitmeye başladığında okullarda canlılık devam edince biz tekrar başladık. Tabii o yoğunluğumuz yok. Yani şu anda deseniz ki 6000, 7000 öğrenciye ulaştınız mı? Hayır. Şu anda daha az seviyede ama o 6 aylık süreçte kazanım elde etmiş, iyi seviyeye gelmiş öğrencilerle yola devam ediyor antrenörlerimiz. Bu da ne oldu? En azından bizim elimizde 500-600 tane okullarda şu anda hem devam eden
hem de projeye destek olan sporcularımız var. Bu da bizim için bir kazanım ama projemiz devam ediyor. Tabii bunun yanında okullarda, anaokulunda başlayan projelerimiz vardı. Bu da devam ediyor. Şu anda mesela Ordu'daki projemizi 253 denek yani öğrenciyle başlamıştık anaokulda. Şu anda onlar birinci sınıfa geçtiler, ikinci sınıfa geldiler. Onların projeye devam ediyorlar. Şu anda da iyi bir seviyede devam ettiriyoruz. Bir başka projeniz hakkında da soru sormak istiyorum. Kadına şiddet konusunda kadınlarımıza judoyu öğretmeliyiz diye bir demeciniz olmuştu. O çalışmalar devam ediyor mu hala? Şu anda onlarla ilgili de zaten çalışmalarımız var. Bunu uyguladığımız yerlerimiz var. Ankara'da, İstanbul'da bazı sağlık müdürlüklerimizle beraber okul eğitim merkezlerimiz var biliyorsunuz. Gençlik merkezlerimiz var. Buralarda biz bunları devam ettirmeye çalışıyoruz. Ama şu anda projemizden birisi de bu dönem, yeni dönemde de bunu daha yoğun hayata geçirmek ve belediyelerimizle. Özellikle belediyelerimiz sosyal proje kapsamında belediyelerimizin üzerinden biz eğitmenler vereceğiz. Onlar diğer olanakları sağlayacaklar ve isteyen velilerimize, isteyen kadınlara bu kendilerini savunabilme anlamında judonun buradaki temel eğitimini vereceğiz. İnşallah buna gerek kalmaz ama bu projeyi de önemsiyoruz. Bu da belediyelerimizle beraber bakanlığımız nezdindeki halk eğitim üzerinden veya işte gençlik merkezlerinden bunu yürütmeye devam edeceğiz. Şu anda yavaş yavaş başladık bazı illerde. İnşallah sonunu iyi getireceğiz. 2016 yılında başkan olarak seçilmiştiniz. Şu an ikinci döneminizde bulunuyoruz. Spordan gelen birinin yönetimde olması başarı faktörünü ne kadar etkiliyor? Ya şöyle tabii her iyi sporcu gelip iyi bir yönetici yapacak diye bir şey yok. Bu yaşadığımız süreçte ben iyi bir sporcu olabilirim ama yönetici kısmında belki ilk dönemlerde gerçekten zorluklar çektim. Evet. Biz sadece minderi, tatamiyi, işte salonları, antrenmanı, maçları biliyorduk. Ama bu böyle değilmiş tabii. Gelince burada asıl yöneticilik kısmını biraz zorlansak da şimdi öğrendik. Gerçekten zor bir süreç geçirdik. Biz sporculuktan geldiğimiz için sporcu ve antrenörlerin ihtiyaçlarını daha görebildik. Yani onların kısa zamanda o sorunlarını çözdük. Bu da ne oldu? İşimizi kolaylaştırdı. Daha hızlı hareket etmeyi sağladı. İyi bir yayılma, iyi bir antrenör, iyi bir sporcu kapasitesine ulaştık. Tabii burada antisporculuktan gelmek o sporun bütün sorunlarını bildiğimizden dolayı iyi bir yol aldık. Bu dönemde daha tecrübeli bir şekilde yola devam ediyoruz. İyi kadrolarımızı iyi oluşturduk. İnşallah dediğim gibi buradaki bilgi birikim, spordaki bilgi birikimi şimdi yöneticilikte daha iyi almaya başladık. Hedefimiz işte 2024'te hem judoda olimpiyatta madalya kazanmak ve doğru bir sisteme oturtmaktı. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Şu ana kadar geldiğimiz noktada 6 yıllık veya 5 yıllık süreç bitti bizim biliyorsunuz. Şimdi 6. yıla girdik. 6. yıl belki ve bundan sonra 6 ve 8. yılda da iyi bir sisteme oturtup Türk judosuna kalıcı projeler elde edip bırakmak istiyoruz yani. Atletizm Federasyonu Başkanı Sayın Fatih Çintımar şöyle bir açıklama yapmıştı. Artık özümüze döneceğiz ve devşirme oyuncu aramayı bırakacağız demişti. Sizin bu konu hakkındaki yorumlarınız ne olur? Ben o konuda katılıyorum. Çünkü bizde daha önceki süreçte biz Türk judosunda rol model sporcularımız vardı. Ama onların bırakmasıyla oluşan boşluğu biz bu dönem yani birkaç tane devşirme sporcumuz var. 3 tane. Olimpiyatta da giden sporcular. Tabii biz bundan sonraki süreçte bu düşünmüyoruz. Çok böyle bu konuda ülkemizi yani belki yani olmayan sikletlerimiz var. Bazı branşlar, bazı sikletlerde gerçekten sporcumuz yok ama şu anda biz de düşünmüyoruz. Çünkü bizim önümüzde gelen sporcular gerçekten rol modelliğini ve Türk sporuna iyi bir hizmet ettiler ve onların arkasından da iyi bir altyapı oluştu bize. Şu anda rekabet eden gerçekten bazı sikletlerde mesela 81 kiloda Vedat Albayrak'ın yanında en az 3-4 tane de Türk çocuğumuz yetişti ve kendini ispatladı. Avrupa'da, dünyada madalya aldılar. Bunlar da bizim için önemli. 90 kiloda, 100 kiloda işte Mert Şişmanlar buralarda yetiştiler. Bilal Çiloğlu bizim altyapıyla beraber üst yapıyla ve yabancılarla o sisteme adapte olarak gelişen, kendini geliştiren bir sporcu oldu. Kayra ile beraber şu anda ağır sikletimizde en az 3-4 tane ağır siklet Avrupa'da, dünyada madalya alan sporcumuz var. Bunlar diğer sporcular biraz örnek olan, rol model olan sporculardı. Türk judosunda da bunları sağladık. Şu anda bizim de aynı şekilde çok böyle yabancı sporcuya bir eğilimimiz yok. Böyle de bir düşüncemiz şu anda yok. 1-3 Nisan tarihleri arasında Antalya'da Grand Slam turnuvası düzenlenecek. Katılımı ne seviyede bekliyorsunuz? Nisan 1-3 Antalya Grand Slam'de inşallah ülkemiz orada en azından 56 tane sporcuyla temsil edip işte oradan çıkacak neticeyle de 2024'ün kadrosunu oluşturmak için hedefliyoruz.
geçen olimpiyat senesiydi biliyorsunuz. 93 ülke katıldı. Çok büyük bir katılımdı. Çünkü olimpiyatlara puan verildi. %100 puandı. Şu andaki de olimpiyatlara puan verecek. Katılım olarak beklentimiz yine 50-60 ülke arasında. Spor sayısı yine 300-400 sporcu bekliyoruz. Çünkü Antalya gerçekten uluslararası faaliyetlerde organizasyonu en iyi şekilde yapan bir ilimiz. Yani Türkiye'nin göz bebeği. Hem turistik açıdan hem de sportif açıdan her türlü olanağa sahip olduğu bir yer. Son olarak şunu sormak istiyorum. Türkiye ne zaman judoda bir dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak? Yani hedefimiz 2023'tü. Hem Türkiye Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılıydı. Maalesef bir önceki dönemde ekonomik olarak şöyle bir zorlu süreci var. Yani dünya şampiyonasını aldığımız zaman maliyetler yüksek. Neredeyse judoda 10 milyon dolar bir isim hakkı var dünya şampiyonasının. Ha getirisine bakarsanız 200-300 milyon euroluk reklam gelirleri var. Ama bunlar tabii belki ilerleyen zamanlarda olacak. Şu andaki süreçte biz istiyoruz ama tabii ülkemizin de bulunmuş olduğu şartlar, biz de bunları çok ön plana almak istemiyoruz. Önemli olan şu anda olimpiyatlara puan veren bir müsabakanın da ev sahipliği yapmak. Hem buradaki ülkemizde bunu yapmak bile bizim için daha çok çocuğa ulaşmak, işte canlı yayınlarla, reklamlarıyla Türkiye'de bu sporu daha duyurmak anlamında. Dünya şampiyonası inşallah ilerleyen zamanlarda bunu hedefliyoruz. İnşallah ülkemiz bu dünya şampiyonasını yapar. Umarım görürüz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ayaklarınıza sağlık. Sizlere de tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.